Balık burçları nasılsınız? 7-13 Haziran haftası balık burçlarına sesleniyorum. Umarım her şey. Yorum yazın ya. Beğenin ya. Beğenin. Yani bir şeyler yazın. Onur edin. Yani beğenmiyorum deseniz bile bir şey yazın ya benimle ilgili. Merak ediyorum. Bakıyorum, inceliyorum. Ay diyorum hiç mi olum hep böyle. Yani ne bileyim işte değer verin. Ben size değer veriyorsam siz de bana değer verin. Bu hafta bence Milli Piyango'nun size vurduğuna eminim. Yani özellikle hayatınızdaki hem Mars hem Neptün misafir ederek sizin hayatınızda büyük güçlülükler ve yenilikler yaratacak. Hayalleriniz, hayal ettiğiniz enerjileriniz çok fazla olacak. Bunları kullandığınız takdirde de hayallerinizi yani rüyalarınız, hisleriniz, psişik güçleriniz, hissettikleriniz yani burada her şeyi daha kolay atlatacağınız bir döngüye girecek. Yani iyi niyet enerjisi size iyilikler getirecek, güzellikler getirecek, iş seyahatleriniz, yeni iş anlaşmalarınız size çok olumlu bir haftayı yaşatacak. Bence işinizle ilgili beklediğiniz, olmaz dediğiniz yerle ilgili masaya oturup anlaşma ve imza atacaksınız. Uzun süredir yerinizin değişmesini istiyorsanız bunlarla ilgili güzel fırsatlar ve yenilikler çıkacak. Bunun keyfini tadacaksınız. Uzun süredir işsizseniz bile devlet ya da kurumsal ya da bir kapının size açılacağı ve bunun mutluluğunu tadacaksınız. Yani eğer sevgiliniz yoksa bu aşk heyecanı da size keyif verecek. Evliliğiniz kötü gidiyorsa bile bu hafta size güzel dokunuşlar, güzel enerjiler, içli dışlı olmamız ve birbirimize ait haksız olan noktaları masaya yatırıp birbirimizi anlama dediğim bir haftayı mümkünse dışarıda geçirin, keyifli geçirin. Enerjinizle, güzelliğinizle yani çok çok uzun süredir sudan sebeplerle eşinizle, ailenizle kavga ediyordunuz ve bu gerginlikler gereksizce yıpratıyordu. Balon gibi olaylar büyüyüp büyüyüp evin etrafında dönüyordu. Sanki bunların farkına varacaksınız. Hatalarınıza adım atacaksınız ve iyileşmek ve iyileştirmek için büyük bir mücadele vereceksiniz. Bu da size iyi gelecek. Özellikle de ev taşınmak, yeni bir eve alanınız küçük, daha geniş ve daha güneşli bir alana geçmek isteyenler için güzel bir fırsat. Ailenize almak istediğiniz bir yatırımla ilgili bir destek alacaksınız ve aileniz de bu yatırımı kabul edecek ve bu olumlu olacak olarak uyarı veriyor. Uzun süredir bir aracın elden çıkmasını istiyorsanız bununla ilgili olumlu bir hafta yapabilir ve elinizden çıkartabilirsiniz. Kenarda biriktirdiğiniz bir paranızla bir seyahat yapmak istiyorsunuz. Ailenize sürpriz yapmak istiyorsunuz. Yapın, bu da size iyi gelecek. Yani bence bu sihirli haftayı en iyi şekilde değerlendirin. Güzellikler ve keyifler size güzel dokunacak, kıymetini bilin. Özellikle de şöyle söyleyeceğim, kendi işini yapan, mesela diş doktoruysanız, kendi kliniğiniz varsa büyük paralar, büyük geçişler ve alanınızda güzel bir restorasyon yapacaksın. Ne bileyim, modacıysanız alanınızda güzel fırsatlar, yenilikler çıkacak. Mühendisseniz bununla ilgili yurt dışı ile ilgili beklediğiniz evraklarınızla ilgili olumlu süreci. Ne bileyim, rehberseniz rehberlikle ilgili yeni kapılar, yeni şanslar açılacağı. Emlakçıysanız bu kapıların daha hızlı ve verimli olacağı döngüye gireceğiz. Aslında bu hafta balıklar ne istiyorsa böyle avucunuza hani armut piş ağzıma düş diyeceğimiz bir hafta yaşayacaksınız. Ben bunlarla ilgili korkum yok. Korkum ne biliyor musun? Fazla şımarıp popomuzun kalkmaması. Lütfen bu konuda dikkat edelim. Bu hafta bir de sadaka verin. Ailenizin sağlığı, kendi sağlığınız için ya da cam önlerinize kuşlar için yem bırakın. O bile bir sevaptır. Ya da kedileri, köpekleri, hayvanlara bir yardım yapabilirsiniz diyorum. Son zamanlarda bacak siyatikleriniz, baş dönmeniz olabilir. İhmal etmeyip şeker ve tansiyonunuz kontrol edilmeli. Üniversiteye gidecek bir sınava girecek bir evladınız varsa bununla ilgili altyapısı gayet başarılı ve keyifli olacak. Eğer ki çocuğunuz sporcu ya da sanata meraklıysa 7, 14, 17 yaş arasında çocuğunuz varsa bu çocuğumuzun da gelecek hayatında güzel başarılar elde edecek ve markalaşacak. Hiç endişe etmenizi istemiyorum. Evet, işlerle ilgili güzel şeyler, güzel olumluluklar var. Siz enerjiyi yükleyin. Bu enerji sizinle birlikte. Uzun süredir sabit olmayan bir noktadaysanız, işinizle alakalı noktada sabit kalacaksınız ve buranın artık size ait olduğunu siz de anlayacaksınız. Korkulacak gibi değil, artı süreçler yaşanacak ve bu bize verimlilik, keyifli anlar getirecek. Korkmanıza hiç gerek yok diyorum. Evet, kafanızda şöyle bir sorun olabilir belki değerli balık burçları.
Yani her şey bu kadar iyiyken ben niye işsizim? Benim iş kapım ne zaman oturacak diyorsanız, bu kapılarınızla ilgili de güzel aydınlanmalar, güzel yenilikler var. Yeter ki siz korkmayın. Güzel anlaşmalar, güzel olaylar sizin hayatınıza girecek. Sadece sizin tek korkunuz, hani hep aynı şeylerin başına dönüyoruz ve hep aynı noktada kalıyorsunuz ve bu sizi çok fazla yormaya başladı. Yorduğu için de umutsuzsunuz. Bu haftayı çok iyi değerlendirin. Allah'a emanet olun.